Daha önce Hızriya'yı Cedida ve Sümbül Efendi'nin Risale-i Kutsiye gibi eserlerini yayına hazırlayan Ali Toker'in 12 İmam, Hanedanı Ehlibeyt isimli çalışması Burhaniye yayınlarından çıktı. Ey Hanedanı Ehlibeyt 12 İmam kitabımızı 2001 senesinde yazmaya başladık ve 2 sene kadar sürdü. Kitabımızı yazarken daha çok itina ettiğimiz konularımız kaynaklarımızdı. Ve bu kaynaklarımızda daha çok İmam-ı Azam tarihi, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet bin Hanbel ve İmam-ı Malik'in tarihlerinden olsun. Müsned olarak, tabakat olarak Ahmet bin Hanbel'den esinlenerek, yani bilgi alarak bu kitabımızı oluşturduk. Ve kitabımızı oluşturma gayemiz 12 İmam Efendilerimizin daha iyi anlaşılması. Çünkü biz bu kitabı hazırladığımızda kütüphanelerde olsun ki İstanbul'da bir kütüphane, Süleymaniye Kütüphanesi'nde dahi 12 İmam'la ilgili bir kitap bulamadık, bir kaynak da bulamadık. Efendim kaynaklarımız daha çok Şevahid-i Nübüvvel, yani Molla Cem Hazretleri'nin 1958 senesinde Muzaffer Ozak Hoca Efendi tarafından çevrilmiş nüshasını biz kitabımıza omurga olarak aldık ve o omurga üzerinden çalışarak diğer kaynaklarımızla kitabımızı oluşturduk. Sünni kaynaklara göre hazırlanan kitap Ehl-i Beyt aşığı birçok şairin şiirleriyle süslenmiştir. Şevahid-i Nübüvve'de Muzaffer Ozak Hoca Efendi Hazretleri'nin 1958 senesinde çevirmiş olduğu bir kitaptır bu. Efendim kitabın omurgasında daha çok 12 İmam haricinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim bir siyer-i nebi olarak da efendim, oradan da istifade ettiğimiz tarafları vardı. Muzaffer Ozak Hoca Efendi Hazretleri 12 İmam Efendilerimiz hakkında 12 İmam'ı ezbere bilmeyen adamdan adam olmaz diye hitap ederdi, söylerdi. Onu sohbetlerinde birkaç kere dinlemiştim. Günümüzde de 12 İmam'ın algılanması sanki değişik bir mezhepteymiş gibi veyahut değişik bir mezheplere mensuplarmış gibi veyahut o mezheplerin imamlarıymış gibi algılanıyor ki bu algı yanlıştır. Her Müslümanın 12 imamın hayatını ve yaşantılarını bilmesi lazımdır ki bizim mezheplerimiz 12 imamdan oluşmuştur. 12 imamın bilgileriyle oluşmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, Cafer-i Sad'ın ve İmam Bakır'ın sohbetlerinde bulunmuş, onlardan istifade etmiş, onlardan konular hakkında hadis ve ümmetin, yani kıyas ve kıyası fukuhada kullanılmak üzere Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerini, nakledilen hadislerini efendim şerh etmişlerdir. Ali Toker'in 12 İmam kitabını İmam Efendilerinin hayat görüşlerini ve onlara yapılan haksızlıkların bilinmesi açısından hazırladığını belirtiyor. Kitabımızda okuyucularımıza vermek istediğimiz mesaj 12 İmam Efendilerimizin daha güzel anlaşılması, Ehl-i Beyt'in bir devamı olarak bugünkü İslamiyet anlayışında bunun İslam ümmeti içinde yayılmasını, mezhep farklılığına malzeme edilmemesini ve bu konuların tamamen bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade amaçlı biz bu kitabımızı hazırladık. Gayemiz budur. Osmanlı kütüphanelerinde de biz bu 12 İmam kitabına rastlamadık. Sadece
Muzaffer Özok Hoca Efendi'nin 1958'de Manda Camii'nin Şevahid-i Nübüvvesinden başka 12 imamlarla ilgili bir kitap bizim memleketimizde yazılmamış, yani Türkiye'de de yazılmamış, Osmanlı döneminde de yazılmamıştır. Yani bu belki de konunun şerhi açısından ve kitabın çalışılması açısından tek amaç diyebilirim. Kitap 12 imam meselesini Hazreti Peygamber Efendimiz'den itibaren ele alarak inceliyor. Levh-i Mahfuz zamandan ruhsat aldıkça katlarını bir bir açmakta. Her can yitik malının peşine düşmüş bir masal kuşu misali düşe kalka menziller aşmakta. İç alemin fevranlarıyla dış dünyanın tuğyanları nadiren uzlaşmakta. Çoğu zamanda çatışmakta. Beşer, kara toprakla gök kubbenin fani bedenle baki ruhun arasında sık sık un ufak olmakta. Ademoğlu bir taraftan kaderiyle örülürken bir taraftan da kaderini örerek ömür defterini doldurmakta. Şimdi mola zamanı Ötüken Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Doktor Mahathir Muhammed, Malezya'nın başbakanlığını yaptığı 22 yıl içerisinde ülkesini tarım ekonomisinin durgunluğundan alıp endüstriyel bir güce dönüştürerek dünyanın ticaret hacmi en büyük 17. ülkesi haline getirdi. Bu kitap, mahremiyetine son derece düşkün olduğu kadar kamuoyu karşısında gözü pek davranabilen bu devlet adamının bugüne dek bilinmeyen yönlerini anlatıyor. İlk kitabıyla edebiyata giriş yapan Kürşat Başar, 11 yıl aradan sonra kaleme aldığı yeni romanı Yaz'la okurlarıyla buluşuyor. Yakın tarihin kritik bir döneminde dünyaya gelen, birbiri ardına yaşadığı kayıplara rağmen hayata tutunan bir gencin büyüme serüvenini, yüzleşmelerini ve bir yaz mevsimi yaşadığı sarsıcı aşkı arka plana hızla yitip giden İstanbul'u yerleştirerek anlatıyor. Meçhul bir Orta Doğu şehrinde takma adı Elif olan yetenekli ve genç bir hacker'ın devlet de başı belaya girer. O andan itibaren aşk açmazındaki Elif, devletten kaçmak için sürüklendiği dünyada görünür ve görünmez güçlerle amansız bir mücadeleyi tutuşmak zorunda kalır. Elif, Monokl Edebiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Orta Avrupa edebiyatındaki Osmanlı imgesinin en eski örneklerine folklorik kaynaklarda rastlanır. Folklorun barok şiirinin gelişimine önemli etkisi ise bu dönem şiirindeki Türk karşıtı imgelerin oluşumuna katkıda bulunmuştur. Politik açıdan zayıf ancak kendilerini Avrupalı olarak tanımlayan bu kültürlerin biçimlenmesinde Türklerle, yani hem batılı olmayan ve Müslüman hem de egemen ve emperyalist bir ötekiyle kurulan ilişki önemli rol oynuyor.